Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rabbimin rahmeti, bereketi, mağfireti, ihsanı hepimizin üzerine olsun inşallah. Evet, Allah izin verirse bu akşam imanı kuvvetlendiren ameller nedir? Hangileri imanımızı kuvvetlendirir? Bunlar konusunda bir evvelki sohbetimizde imanı zayıflatan amellerden bahsetmiştik. Neler yaparsak imanımız zayıflar. Onları yapmayarak imanımızı olduğu gibi tutarız belli bir seviyede ama niçin kuvvetlendirmeyelim? Kamil bir imana sahip olmayalım diye düşününce bu zonda imanı kuvvetlendiren amellerin ne olduğunu bilir de tatbik edersek inşallah bu sayede de amellerimizin kuvvetlenmesini, yaptığımız amellerle imanımızın kuvvetlenmesini elde etmiş oluruz inşallah. Bakın Allah dostları buyuruyor ki Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmek, yasaklarına uymak, iyi ahlaklı olmak imanı kuvvetlendirir diye buyuruyorlar. Yani salih amel işlersek, emir ve nehiylere İslam'ın emrettiği şeylere uyarsak, yasaklara ve emirlerine uyarsak. Bunun dışında da iyi ahlaklı olmaya çalışır, güzel ameller, salih ameller işlersek imanımızı kuvvetlendirileceğinin ifade ediliyor. Tabii bu sadece bununla değil. Misal ki İslami şeriat ilimlerini öğrenmek, okumak, öğrenmek, dinlemek ve bu şekilde de onlarla amel etmek de imanımızı kuvvetlendirir. Veya öğrenmeye çalışmak, kalbimizi ta tasfiye etmek imanı kuvvetlendirmek. Neden tasfiye edeceğiz? Ne vardı ki içinde çıkaracağız da tasfiye edeceğiz? Tabii ki dünya sevgisi dünyaya ait şeylerin yani olacağı kadarının dışında fazladan tuttuğumuz kalbimizdeki şeyleri çıkarıp atmak yani kalbimizi ta tasfiye etmek bu tür şeylerden amellerden Allah'tan gayrıdan diyelim daha bütün bir anlam olsun Allah'tan gayrıdan kalbimizi temizlemek imanı kuvvetlendirir diyor Allah dostları. Evet Kitap ve sünnete uymak gerekiyor imanı kuvvetlendirmek için. Ve Kur'an okumak Allah'ı kuvvetlen iman pardon imanı kuvvetleyen amellerden biri de Kur'an okumak. Sadece okumak da değil. Yani manasını anlayarak okumak. Manasını bilmiyorsak önce ayeti okuruz, sonra altındaki meali okuruz. Eğer zamanımız varsa tefsirlerden de okuruz. Ne diyor? Allah ne buyuruyor? Allah'ın isimlerini öğrenmek, sıfatlarını öğrenmek ve onlarla da öğrenerek hareket etmek, onlardan ibret almak da imanı kuvvetlendiren davranışlardan biridir. Allah dostları diyor ki, salih kişiler, Allah yolunda olan kişiler, imanlı kişiler, alim kişilere benzemek, onları rol model olarak almak, onların yaptığını yapmaya çalışmak, hatta hatta onlarla beraber olmak, aynı meclislerde bulunmak da imanı kuvvetlendiren amellerdendir diye buyruluyor. Evet demek ki yani imanı e, kuvvetlendirmek için birçok amel yapabiliriz imkanımız dahilinde. Aynı yerde kalmak doğru bir şey değil. Hani daha önce de bahsettiğimiz gibi bazı konuşmalarda ne dedi? Bir taklidi iman vardır. Görüp görerek ne olup ne olmadığını bilmeye fazla gerek yok. Onu uygulamakla taklit etmiş oluruz. Bir de tahkiki, yani araştırarak, öğrenerek zirvesine vardığımız kamil imanı da tahkiki iman olarak kabul edelim. İmanın kemale ermesi için birçok, birçok şey yapabiliriz. İşte deminden beri onları anlatmaya çalışıyoruz. Evet, Allah'ı zikretmek de, Allah da söylüyor ki Allah'ı zikretmek de imanı artırır, kuvvetlendirir, artırır. Her iki kelamda aynı şey varır imanınız kuvvetlenmesini mi istiyorsunuz? Allah'ı çokça zikredin. Çünkü ayeti i kerimede demiyor mu? Allah'ı çokça zikredin diye Rabbi Teala buyurmuyor mu? Bunu yaptığımız zaman da imanımız güçlenir. Ahireti düşünmek, ölümü düşünmek, tefekkür etmek de imanı kuvvetlendiren şeylerdir. Çünkü niye? Ahireti düşündük, nefsimize ölüm var ey nefis. Onu istiyorsun, bunu istiyorsun. Dünyada bir sürü bir şeyler yapmak istiyorsun. Yani i̇ki gün sonra veya bilmiyoruz bir gün sonra, belki bir saat sonra vefat ettiği zaman hepsi bitecek diye nefsimizi korkutarak ahireti ölümü düşünmek, ahiret alemi düşünmek imanı güçlendiren amellerdendir. Tefekkür etmek, Allah'ın varlığını, birliğini, güçlerini, yarattıklarını, Allah'ın sıfatlarını tefekkür etmek. Evet, tefekkür etmek de imanı güçlendirir diyor Allah dostları. Peygamber Efendimiz zaten İslam'da rol modelimiz yani hedef aldığımız mürşidimiz, rehberimiz, yol göstericimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaten. E onu, onu tanımak, onu tanımak neler yaptığını, hangi konularda ne gibi konuşmalar, tatbikatlar yahut da öğütler verdiğini bilmek de imanı güçlendiren amellerdendir buyuruluyor. Tabii ki yüzümüzü dünya yönünden ahiret yönüne döndürmek elbette ki bu dünyada yaşıyoruz. Tabii ki bu dünyanın amelleri neyse onu da yerine getireceğiz. Başka mesela kalbimize sok sevgisini kalbimize sokmadığımız sürece bize zarar vermez. Ama her şeyimiz dünya olmuş. Gecemiz gündümüz dünya. Çalış veya da dünya içindeki amelleri hep onu düşün, hep onunla meşgul ol. Allah korusun. İşte dünya sarhoşu olursak o zaman ahiretten, ahiretlik, bakışlardan, ahiret düşüncesinden uzaklaşmış oluruz ki bu da tam tersi imanımızı Allah korusun azaltır. Evet. Diyor ki, peygamberin izinden gitmek, sünnetlerine sımsıkı sarılmak ve onun üstünde düşünmek, onun yüksek ahlakını düşünerek ona bürünmeye çalışmak, yapmaya çalışmak, illa hepsini yapabilmek, Belki mümkün olmayacak ama onları yapmaya gayret etmek de diyor imanı güçlendiren amellerdendir buyuruyor Allah dostları. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir hadisi var. Onu okumaya çalışacağım. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde kim bir ilim öğrenmek için bir yola girerse Allahu Teala bu sebeple cennete girmesinin yolunu ona kolaylaştırır. Bu hadisten anladığımız şu. Demek ki ilim öğrenmemiz lazım ve hiç değilse bakın yola girmek. Yol nedir? İcabında diyelim ki bir ilim öğretsek ekol, okul, yol, bir Allah dostunun sohbeti her neyse yani bir yol. Bir hedef koyduk önümüze ilim öğrenmek için. Gayemiz ilim öğrenmek. Bizim ilim derken hani yani e, feni ilimlerden söz etmiyoruz. Burada bahsettiğimiz dini ilimler. Yani ahiret alemi, alemimizi bizi o aleme hazırlayacak, bizi yetiştirecek, imanımızı güçlendirecek ilimleri öğrenmek anlamıyla. Evet. Hani demin dedi ki manasını düşünerek Kur'an okumak insanın imanını geliştirir, artırır. Bakın yine Müslüm'den nakledilen yok. Bu ayet-i kerimeden önce. Allahu Teala buyuruyor ki Kur'an'da indirdiğimiz şeyler müminler için şifadır, rahmettir. İsra suresi 82. ayet-i bir Teala diyor ki Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler müminler için şifadır, rahmettir. Yani Kur'an'la yakın olmak hatta tasavvuf ilminde bazı Allah, büyük Allah dostları şöyle diyor. Kur'an'la İnsan ikiz kardeş gibidir buyuruluyor. Bu bir görüş, bir yaklaşım. Yani ikiz kardeşsek yani aynı şey vasıfları taşımamız lazım. Ya da onun içindeki içerikler, emir ve nehilere harfiyen uymak, okumak, anlamak, tatbik etmek gerekir. Evet. Yine hani demin de dediğimiz gibi Allah'ı çokça zikretmek. Çokça zikretmek nasıl olur? Yani işte akşama kadar 3-5 defa andığımız değil. Yani çokça zikretmek. Çokluk nedir? Değil mi? Bir sosyal işlerde de çokluk illa %51 derler değil mi? Genel yönetimlerde hep böyledir. Yani demokraside %51 olursa çokluk olur. Oradan düşünürsek Allah'ı çokça zikretmek bize verilen en büyük nimet olan zamanın %51'ini Allah'ı zikrederek geçirirsek çokça zikretmiş oluruz. Hemen şöyle aklımıza bir şey gelebilir. Yani bu kadar zamanda nasıl yapabilirim? Her işte şu işim var, bu işim var, güncel işlerim var. Bir sayar yüzde 51 zaman yok gibi gelir ama öyle değil. Tabii ki yaptığımız işte Allah içinse, adımlarımız Allah içinse, lisanımızda hep Allah kelamı varsa zaman belki 51 değil, çok daha fazla zaman içinde Allah'ı zikretmiş olabiliriz, mümkündür. Evet. Bakın Müslüman bir kimsenin diyor Allah dostları, vaktini Allahu Teala taatle, ibadetle ve salih amelle işleyerek değerlendirmesi bir müminin, bir Müslümanın imanının kuvvetlendirmesine, kuvvetlenmesine sebep olur buyuruluyor. Evet, salih amel işleyebiliriz. Yani günümüzde elhamdülillah fiiliyatın dışında, yani fiilen e, bedenimizle, fiilen fikrimizle ulaşamayacağımız yerlere Allah'a hamdolsun ki geniş bir ortam var. Burada bulunurken çok uzak yerlere yardım da yapabiliyoruz. Çok uzak yerlerde hayır hasanat yapabiliyoruz. Niye? Çünkü bugünkü fenni ilimler, modern ilimler oralara ulaşmamıza, her şeyi yapabilmemize yol açıyor. Eskiden çevremizde bir fakir varsa diye düşünürdük. Şimdi bütün dünyadaki fakirlere ulaşabilecek kadar Kızılay'ımız, Afat'ımız gibi büyük kurumlar ve kuruluşlar var. Yani salih amel işlemek güzel, amel işlemek, yardımlaşmak, yardım etmek her an her zaman mümkün. Hele hele çevremize ilgi duymak, insanların gönlünü almak, insanları ziyaret etmek, insanlara yardımcı olmak veya bir hayır kurumunda iş görev almak her neyse, yani insanlara hizmet edecek bir kurumda olarak salih amel işlememiz mümkündür. Bakın Buyruluyor ki müminlere dost olmak. Evet dostunuz kim? Müminler, mümin müminin kardeşidir İslam'a göre. O halde dostumuz kardeşimizdir. Müminlere dost olmak, kafirlere de düşman olmak, onların da adet adetler var ya, hani kafirlerin bulunduğu bir adetler, biraz sonra yine ona, ona değineceğiz. Adetlerden uzak durmak da imanı güçlendirir diyor Allah dostları. Müminlere dost olmak. Müminlerin içinde e, yani kendimize düşman seçmeyiz. Elbette hani kırıldığımız, darıldığımız kimseler olabilir. Olmaması gerekir. Yani basit şeylerle bunların olmaması gerekir. Mümin, müminin kardeşidir. Hata dese, yanlış davranışı da olsa onu affeder. Ona karşı muhabbeti eksilmez. Gerçi günümüzde bunu pek tatbik etmiyorlar ama insanlar etseler iyi olur. Evet, burada ne diyor? Demek ki Allah'ın düşmanlarına da düşman olmak kafirlere düşman olmak da imanı güçlendirir onların adetlerini onların benimsediği ve süregeli yaptığı şeyleri yapmamak onlardan uzak durmak onlara benzememek de imanı güçlendirir de şu yakın günlerde şey var e, senebaşı var Senebaşı için işte mesela Müslüman olmayanlar değişik adetler yapabiliyor eğlenceler bilmem ağaçlar ışıklar bilmem neler. Ee, biz onlardan uzak durursak, onlara benzememeziz. Benzemeyi bir tarafa bırakırsak ki maalesef günümüzde e, pek bu uygulanmıyor desek yeridir. Çünkü e, çok sıkışan sıkıştırırsanız Müslümanlar diyor ki ya tamam ben de öyle düşündüm ama çocuk illa ısrar etti bir ağaç alalım dedi. Ben de gittim işte plastik bir şey buldum yani yaş ağacı da kestirmedim falan, falan. Netice öyle veya böyle ne oldu ona benzedik. Tam tersi onlara benzememek imanı güçlendirirken onlara benzemek de imanı zayıflatır. Onun için biz onların adetlerini hani hatırlayalım değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Baktı ki onlar da oruç tutuyor o günlerde. Dedi ki o zaman siz onlara uymayın. Bir gün önce başlayın veya bir gün sonra devam edin. Onlar da o gün oruç tutuyor. Madem siz onlara benzememek için ya önden başlayın ya da devam ederek bir fazladan oruç tutarak onlara benzememiş olun diye ki ibadetle oruçta bile benzememek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tembihi yapıyor. Evet onlara benzememek için gayret eder de benzemez isek imanımız güçlenir diyor Allah dostları. Evet diyor ki Müslüman kul Allahu Teala'nın düşmanlara düşmanlık gösterir de mümin kullarına yardımcı olursa kalbindeki iman elbette güçlenir buyuruluyor. Tabii Müslümanlara yardımcı olmak gerekiyor. Kardeş kardeşe zaten yardımcı olur. Olması da gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'dan nakledilen hadis-i şerifte buyuruyor ki okumaya çalışayım. Kim Allahu Teala için sever, Allahu Teala için buz eder, Allahu Teala için verir, Allahu Teala için engellerse imanı tamamlanmış olur. Yani tamamlanmakla kasıt ne kamil bir imana ulaşır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Allah'a Allah için Allah Rabbi Teala'yı elbet ki kuluyuz. Yarattı bu kadar nimetlerine gark etti. Elbet ki herkes kime sorsan seviyorum der. O o da bir ayrı bir pencere. Ne derece seviyorsun? Sevginin derecesi ne? E, ne kadar seviyorsun? Sevginin göstergesi ne? diye sorarsak o da detay olur ama aslında sevgi de tam olması gerekir. Evet. Allah Teala'yı sever, onun için Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için düşman olur. Yani Allah'ın emrettiği şekilde olur ve verdiği her şeyi, yardımları, hizmetleri Allah için yaparsa, hatta hatta günlük çalışmasına helal rızık kazanmak için, Ya Rabbi senin rızanın için ve helal rızık kazanıp da Ailemi geçindirmek için bugün işe gidiyorum diye sabahleyin çıkarken dua eder çıkarsa o da ibadettir. O da Allah içindir. Hiç aklıma gelmedi ki diyor adam. Hiç aklıma gelmedi ki. Yok, aklımıza gelmesi lazım. Sabah kalktığımızdan beri akşam yatıncaya kadar ki süreç içinde hem Allah'ı zikretmek, hem her işi, her yaptığımızı Allah razı olsun yapmak, her işte Allah'tan yardım ben yaparım demek ne demek? Ben yaparım. Ben. Ben güçlüyüm. Biliyorum. Yaparım. Tamam ama Allah rızası. İnşallah yaparım. Allah müsaade ederse yaparım gibi kelamlara lisanımız alışır ve buna bu inançlar hareket edersek imanımız güçlenir inşallah. Bakın dünya sevgisi için de Allah dostları diyor ki dünya sevgisi ve süsünden uzak durun. Nasıl duralım? Efendim yeni bir şey çıkmış. O güzelmiş biz de alalım. Biz de yapalım. Biz de yiyelim. Ee, dünyanın göstergesi, görünüşlerinden işte değil mi? Her şey yapıyoruz. Neler yapmıyoruz ki? İşte dünyanın sevgisini kalbimize sokmamak, yaşamamak değil. Dünyada yaşıyoruz. Zaten burası ahiretin tarlası. Bu tarlada ekip biçip de ahireti kazanacağız. Evet. Evet ama bizim yapmamız gerekli şey onun sevgisini kalbimize sokmamak dünya sevgisi kalbimizde. Diyor ki dünya sevgisi kalbinizi doldurursa Allah'ı sevdiğinizi iddia edemezsiniz. Çünkü yer kalmamıştır. Onunla sevgiyi o dünya sevgisiyle dolan kalbe Allah'ın sevgisi girmez. Peygamber sevgisi girmez. Dolu çünkü. Dolu testi su almaz. Eğer ki biz dünya sevgisini dünyada yaşıyoruz da ama onun sevgisini muhabbetini kalbimize sokmaz isek o zaman Rabbimizin sevgisine de, Peygamber Efendimizin sevgisine de yer bulmuş oluruz. Bir mümin dünyayı düşünmez. Dünyaya karşı hızlı, hırslı, yani onu kazanayım, onu yapayım, şuraya gideyim, yarın bunu yapayım, bu sene şunu yapayım gibi bir hırs. Yani elbet ki yaşıyoruz, bir şeyler yapacağız. Ama bu hırsla yaklaşmak başka bir şey. Yani hırsla saldırmak başka bir olay. Eğer ki Dünyaya karşı hırslı olmaz. Dünyanın basit olduğunu, basitten kasıt nedir? Ne diyor İslam'a göre inanış nedir? Dünya bir ağaç gölgesi gibidir. Seyahat eden bir kişinin bir ağaç gölgesinde biraz dinlenip tekrar yoluna devam etmesi gibidir dünyada hayatı. Çünkü sonsuz bir ahiret hayatında, sonsuz bir ahiret hayatında dünya hayatının o bütünün içindeki yeri yani devede kıl bile değil. İşte onun için Basit görünüyor, Basit görün dünya. Dünya nimetlerinin geçici olduğunu bilin. Evet. Asıl kalıcı olan ahiret nimetlerini düşünün. Ona göre hareket ederseniz, bunu düşünüp ona göre hareket ederseniz, imanınız güçlenir buyuruluyor. Demek ki biz e, düşünce tarzımızla, görüşümüzle, elbette ki dünyada yaşıyoruz ama dünyanın hırsla dünyaya saldırmak, onu alayım, bunu yapayım, gece gündüz düşüncemiz, fikrimiz bu olursa değil imanımızın güçlenmesi. Bu yüzden imanımız zayıflar deniliyor. Evet. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyuruyor ki kim Allahu Teala için mütevazi olursa Allahu Teala onun derecesini yükseltir. Kim Allah için mütevazi olursa. Burnu havada, o kaf dağında, koltuklarına karpuz sığmıyor, e, makamı var, parası var, değil mi? bir sürü ilmi var, her şey olabilir. Hepsi zenginliktir, para da zenginliktir, e, ilim de zenginliktir, güç kuvvet de zenginliktir, sıhhat de zenginliktir. Saymayalım, bir sürü zenginlikler var. Bunlar, bunlara sahip olan kişi ben diyor, yani şey, her şeyim var, gücüm kuvvetim de var, param da var, şöyle böyle. Evet, yani Öyle değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mütevazi olsun. Kafası burnu dik değil. Tam tersi. Boynu eğik olsun. Eyvallah demeyi bilsin. Her şeyin Allah'tan geldiğini hayrihi ve şerrihi minallahi teala imanının gereği bu söylüyoruz da hani tatbikte biraz zor yani, hani, hani bu şekilde düşünün. Mütevazi olursanız diyor hadis-i şerifte ki inşallah öyle olmaya çalışırız. O zaman diyor Allah sizin derecenizi yükseltir. Derecemiz ilk başta dünyada imanımız. Allah muhabbeti, peygamber sevgisi değil mi? Onları yüceltir diyor mütevazi olursanız. Şair de bir dörtlük söylüyor. Diyor ki, Menbaı feyz alamaz düşmedikçe hake nebat, mütevazi olanı rahmeti rahman büyütür. Ne demek? Nebat bitki. Hake düşür. Hake ne? Toprak. Eğer diyor bitkiyi toprağa dikmezsen, büyümez, kurur, gider. Eğer toprağa dikersen bitki gelişir, ağaç olur, meyve verir. İnsanoğlu toprak gibi olursa diyor, yani burada anlatılan bu, toprak gibi mütevazi olursa o zaman Allah onu büyütür, yüceltir, genişletir. İşte tabi mütevazi olmak biraz zor geliyor insanlara. Ben, sen biliyor musun ben kimim falan falan. İşte böyle değil. Müslüman öyle değil. Çünkü hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselam kim ki mütevazi olursa Allah onun derecesini yükseltir diyor. Derecesi yüksek olan olmak isteyenler, imanının gelişmesini, büyümesini, güzel bir kamil imana ulaşmasını isteyenler mütevazi olurlar. Değilse de olmaya çalışması lazım. Hani e, ki kendini ölçü alan, hani ölmeden önce ölünüz hadis-i şerifi gereği yani hesaba çekiniz kendinizi. Ben iyi bir Müslüman mıyım? Peygamberin anlattığı bir ümmet miyim? Allah'ın sevdiği bir kul muyum? Değilsem onları o olmam için neler yapmam lazım diye kendi hesaba çekip de ona göre hareket edersek bir neticeye varırız. Ama bunlar hiç düşünmez de hani yağmurun pardon selin önündeki yaprak gibi veya rüzgarın önündeki yaprak gibi oraya buraya savrulursak yarın ahiret alemi geldiğinde Eyvah eyvah deriz. Allah o hale düşürmesin inşallah. Buradayken inşallah bunlarla yaparız. Evet. Kalpteki imanı zayıflatan ve Allahu Teala'ya itaatten uzaklaştıran, meşgul eden amellerden uzak durmamız gerekiyor imamın, imanımızın güçlenmesi için. Tekrar okuyayım. Kalpteki imanı zayıflatan. Bir evvelki sohbette neler imanı zayıflatıyor anlatmıştık. Onlardan uzak duracak. Tamam. Allahu Teala itaatten uzaklaştıracak meşgul ediyor. İbadet edeceğiz. Para, pul, hesap, kitap onlarla meşgul oluyoruz. İbadeti bırakıyoruz veya yapmıyoruz veya az yapıyoruz veya yapmamız gerekenleri yapmıyoruz. Onlardan onlardan uzaklaşmıyorsa. Meşgul bu amellerden uzak durmazsan imanın zayıflar güçlenmez. Peki ne yapmak lazım? Diyor ki o zaman Bakın burada sayılan öyle. Çok uyumak imanı zayıflatır. Az uyuyalım derken uykusuz kalalım anlamına değil. Biraz onu anlatacağım. Çok yemek yemek, çok uyumak, çok içmek, dünya malına, işine çok dalmak. Artık dünya adam olmuş hiç. Gözünde hiçbir şey görmüyor. Yatıyor kalkıyor. Mal, mülk, kazanç hep bunun peşinde koşuyor. Böyle olursa imanı zayıflar ve bunları yapmazsa da Bunlarla da mücadele ederse imanı güçlenir. dönelim başa. Çok uyumak kastı nedir? İslam'a göre şeriatta uyku 8 saattir. Tarikatta tasavvufta 6 saattir. Hakikatta uyku 4 saattir. Hangi dalda, hangi konumdaysan o konumda devam edersin. Evet. Çok yemek hani hadis-i peygamberi de var hepimiz biliyoruz. Midemizin üçte birini su, üçte birini yemek, üçte birini de boş bırakarak Peygamber'in hadisine uygun yemek yememiz gerekiyor. İmanımızın güçlenmesi için. Habire ne gelirse önümüze yetmedi biraz daha, yetmedi biraz daha dersek. Hani günümüzde obezite çok arttı değil mi? Her evde, her şehirde milyonlarca insan obezit. Niye? E Allah-u Teala çok nimet veriyor. Elhamdülillah. Çok nimet veriyor. Gerçekten bu böyle. Ülkemizde bayağı güzel şeyler oluşuyor. Madem var, o halde. Yok yok yok. Varlıkla yemeğin alakası yok. Yemeği, yani sünneti peygamber ne diyorsa ona göre yememiz gerekiyor. Ki imanımız güçlensin. Evet, dünya metanada dalmayacağız. Evet, malı mülkü sokağa bırakmayacağız. Ne veriyorsa Rabbim, öyle ya, mülk Allah'ın, ne veriyorsa kabul. Ama illa o da olsun, şu da olsun, daha fazlası olsun, nasıl çalışayım, gece günü hatta biraz daha fazla çalışayım gibi değil. Evet. Bakın diyor ki Allah dostları imanınız güçlensin istiyorsanız ki istiyoruz elbet ki öyle olması gerekiyor. Peki diyor o zaman Kur'an'ın mucizelerini, Kur'an'a geçen mucizeler var ya işte onları tefekkür edin. Kur'an'da geçen mucizeleri tefekkür ederseniz imanınız güçlenir diyor. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sürü değil mi bu konuda mucizeler verdi, anlattı. Kur'an'da geçen mucizeler var. Onları diyor tefekkür ederseniz imanınız güçlenir. Evet, kalpteki imanınız güçlenir. Bakın ayet-i kerimede buyuruyor ki Ali İmran suresi 190. ayet-i kerimede Rabbi Teala buyuruyor ki şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün peş peşe gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Yani tefekkür Allah bize nasıl tefekkür edeceğimizi anlatıyor. Tefekkür imanı güçlendirir. Evet öyle anlatılan böyle. Ama diyor ki Allah nasıl tefekkür edeceğinizi ben size söyleyeyim. Bakın tekrar okuyorum ayet-i kerimeyi. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışının düşünüyorum. Gece ile gündüzün peş peşe gelişini temiz akıl sahipleri, yani meczup değilse, akılsız değilse bir aklın varsa ki var elhamdülillah işte bunlar çok ibretler var diyor. Tefekkür edin bunları demek istiyor Rabb-i Teala. Evet bunlar tefekkür etmekte. Tabi sadece o mu? Rabb-i Teala'nın yarattığı her şey, mahlukatı, bitkisi, olayları, yaşadığımız şeyleri Öyle ya, ihsanları bize neler ihsan etmiyor değil mi efendim? Yani Rabb-i Teala birçok şeyi ihsan ediyor, herkese ihsan ediyor. El rızkı alallah, bütün mahlukatın rızkını veren Allah'tır. Bize verilen her rızkın santimetre karesi kuruşuna kadar Rabbimin lütfi keremidir, ihsanıdır. İnşallah, evet bu inanç ve bilgide onları tefekkür edersek imanımız güçlenir. Ölümü çok hatırlamak da imanı güçlendirir diyor Allah dostları. Ölümü çok hatırlamak. Bazı insanlar var ki, inşallah onlar da normal düşünür de diyelim. Şey, ya diyor, şimdi tam içimi kararttın. Ölümden bahsediyorsun. Bilmem mezardı, bilmem ne Ya o sen ne yapıyorsun kardeşim? Hazreti Ömer, radıyallahu anh bir tarihte, bakın Koca Ömer dört eden biri olan o Ömer, adalet misali Hazreti Ömer, bir kişiye dedi ki, sen her gün geleceksin, zamanlamada da herhalde belli bir zaman, bana diyeceksin ki, ya Ömer ölüm var, ölüm unutma deyip gideceksin. Ben de sana bunun karşılığında şu kadar ücret ödeyeceğim. Adam tabii kabul etti, niye etmesin ki? Kolay bir iş. Sonra her gün geldi, ya Ömer ölüm var, ölümü unutma dedi. Hazreti Ömer de o gün ücreti neyse ona bir ücret ödedi aldı gitti. Böyle devam etti uzun bir süre. Sonra bir gün geldiğinde Hazreti Ömer dedi ki filanca işte gelen kimse bak kardeşim dedi al bugünkü yemeğin bu. Bu da sana fazladan veriyorum bir kısım ama bir daha gelme. Adamcağız dedi ki ya Ömer bir hata mı ettik acaba bir yanlış bir şey mi yaptım? Niye böyle söylüyorsun? Ne güzel ben de bundan istifade ediyordum. Dedi ki artık bana ölümü hatırlatacaklar bende zuhur etti. Vücudumda zuhur etti. Sana ihtiyaç kalmadı. Ben aynaya baktığım zaman ölümü hatırlıyorum. Ya Ömer ne oldu? Diyor ki sakalıma ak düştü. Sakalıma ak düşmesi her aynaya bakışta bana ölümü hatırlatıyor. Senin gelmene gerek yok dedi. Bakın, Hazreti Ömer bile unutmamak için, o Allah dostları olduğu halde, ölümü hatırlatmak için, kişilerle temas etmiş. Hoş, biz de illa öyle bir kişi tutmamız gerekmiyor ama ölümü unutmamamız lazım. Ölümü unutmayan kişi bir, nefsine baskı yapabilir. Ey nefis, boşa onu bunu isteyip durma, şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım. ölüm var. Gözünü yumdun. Her şey bitecek. Hepsi bu dünyada kalacak. Sen bir şey götürmeyeceksin. Yaptığın ameli, imanını götüreceksin. O zaman boş ver hepsini. Tamam çalışmayalım, kazanmayalım demiyoruz ki. Ama onları kalbimize sokmayalım. Ölümü hatırlayalım, ölüm hatırlayınca kötü ve abes bir şey yapamayacağımıza göre otomatikman iyileşme olacak. İşte ölümü diyor hatırlayan eğer ki devamlı ölümü hatırlarsanız imanınız güçlenir. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bir hadis-i şerif var okumaya çalışayım. Nefsin arzuladığını yok ettiren ölümü çok anın diyor Hazreti Peygamber. Nefsin arzuladığını yok ettiren ölümü çok alır. Nedir o? Nefsi onu istiyor, bunu istiyor, şunu yapayım, bunu yapayım. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi şeyler düşünüyor ya. Onun arzuladığını yok eder diyor. Ölüm hatırlayınca ya ne yapacağım? Yarın ölüm var. Yani ölümü düşünerek yapacağım. İşte ölümü çok hatırlarsanız diyor. O zaman sizin imanınızı artırır. Tabii ki ölümü çok hatırlamak bize çok şey de kazandıracak. Niye? Ölümü çok hatırlayınca çok tövbe edeceğiz değil mi? Günahlarımıza tövbe edeceğiz. İbadet edeceğiz. Ölüm var. Ne götüreceğim? Ameli mi götüreceğim? O zaman ne yapmam lazım? O zaman iyi ameller işlemem lazım. Hayır sanat yapmam lazım. Mesela Allah'ın verdiği nimetlerden Allah'ın kullarının istifade edeceği şekilde İslam'a, Kur'an'a hizmet için harcadığımız para diyelim ona tutarlarla hiçbir zaman cebimizdeki para eksilmez. Hani matematiksel hesap düşünen kişi der ki evet cemde bin lira vardı, 200 lirasını hayır asana da harcadım, cebimde 800 lira kaldı. Bu matematiksel hesaptır, bu avam hesabıdır, müminin hesabı değildir. Allahu Teala diyor ki bire karşılık en az 10 veririm. Hatta bazı hadislerde bire karşı yüz, bin, on bin gibi sınırı yok, en az on. Üstü, üst sınırı yok, trilyon belki bire karşı ama. Peki yani bu ne demektir? Verdiğimiz şeyde verdiklerimiz de eksilmeyecek, artacak. Eğer nefis ağır basıyorsa kimseye kuruşunu koklatmak istemez değil mi? Yani ama Bana lazım bu paralar. Şunu alacağım, bunu alacağım, daha düşüneceğim var. Çoluk çocuk var evlendireceğiz bilmem ne yapacağız. Dünya işi çok. Ama imanı güçlü olanlar bu hadise uygun hareket edenler Allah'ın emirlerini getirenler harcadıkça eksilmeyecek bir nimetin ihsanın kendine verildiğini yaptıkça anlayacak. Tatbikat yapmayanlara bu sözlerimiz hiç tesir etmez. Hadi hadi oradan ikiden bir çıkınca geriye bir kalır hesabıyla matematiksel düşünür. Öyle yürütür. Bilenler tam tersini yapar. onlarınki de hiç eksilmez. Eksilmez. Artar. Çünkü Rabbi Teala ediyor. Bire en az on. Evet yani buradan kastımız şu. İyi amel işlemek, İmanı güçlendireceğine göre Allah'ın bize verdiği nimetlerden yerli yerince harcamak değil eksiltmez artırır. Hem artar hem kazanırız. Çift taraflı bir kazanç elde etmiş olur. O zaman da böyle yapmak doğrudur. Evet. Bakın Allah dostları diyor ki Peygamber Efendimiz'i e örnek alarak sahabelerini ve tabiinlerini örnek alarak hareket etmek onları rol model kabul etmek onların yaptığı ameller gibi yapmaya gayret etmek, çalışmak ve bir, bir noktada da biraz muvaffak olmak imanı artırır diyor Allah dostları. Yani kendi kendimize değil de e, gördüğümüz Peygamber Efendimiz başta olmak üzere sahabeleri, tabiinleri, tebe-i tabinleri olabilir, ilim sahiplerini, alimleri, mürşitleri, pirleri, evliyayı örnek almak. Onların yaptığı gibi yapmaya çalışmak. Bunu örnek amanda en büyük yolu, yani onları öğrenmek, onlar ne yaptığını bilsin ki örnek alsın. Bilmeden Peygamber'in hayatını bilmeyen kişi, ben Sünnetlerini yaşarım dese bile nasıl yaşayacak bilmiyor ki ne yaptığını. O zaman bilmek lazım. Bildiğimiz zaman da o amelleri yapmaya gayret etmek lazım. İmanımız o zaman güçlenecektir. Evet. Bir de diyor ki Allah dostları örnek alacak deminden beri örnek alalım dediğimiz bu Allah dostları Allah yolunda olan Allah yolunda hizmet edenler var ya onlarla diyor kişilerle haşır neşir olunuz. Yani döneminizde yaşayan Allah için çalışan iyi Müslüman iyi ahlaklı kişiler alim kişiler bu konuda kişilerle beraber olunuz haşır neşir olunuz. Ben hasbel kadar şöyle bir tarifte bulunuyorum. Bir hastalık günümüzde hani kış mevsiminde mesela grip salgındır hemen bulaşır birbirine. Onun gibi hastalıkların bu ortamda bulunan insanlara bulaştığı gibi maneviyat da manevi kişilerin yanında olan insanlara bulaşır. Hani hastalığın geçtiği gibi maneviyat da geçer. Çünkü diyor ki hani Allah için, Allah yolunda olanları gördüğünüz, görüştüğünüz zaman hemen aklınıza Allah gelir, peygamber gelir. Onların o şeyi, manevi ortamı, ne diyelim ona, çekim alanı diyelim, çekim alanına girmek gerekir. İşte öyle olursa diyor, onları haşireşir olun, onları ziyaret edin, onların meclislerine katılın. Bu yaptığınız amel de sizin imanınızı artırır buyuruyor Allah dostları. Bakın, yine kalbin ve organların amelleriyle dilin söylediği şeyler de imanı artırır diyor. Kalbin ve organların amelleriyle organlarımız ve beş duyularımız, organlarımız var. Bunların amel yaptığımız amellerle ayrıca da dilin söylediği şeylerle iman artar buyuruluyor. Nasıl? Allah için Allah konuşur. Allah yani ilim konuşur. Ee, iyi şeyler söyler. O zaman tasdik eder diyor. Salih iman, salih ameller yapar. Salih şeyler, güzel şeyler söylerse o da imanın artmasına neden olur. Bakın Enfal Suresi 2 ve 4. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Müminler o kimselerdir ki Elhamdülillah müminiz, müslümanız. İşte anlatsa tarif ediyor. O kimseler ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Ürperir. Allah'ın içini anıldığı zaman. Sonra onun ayetleri kendine okunduğu zaman imanları artar. Mümin sen mesele yok. Çünkü Allah anıldığı zaman kalbini ürperir. Kur'an'la okunduğu zaman, ayetler okunduğu zaman da imanını artırır onların diyor Allah. Ve Rablerini tevekkül ederler. O kişi kim? Müminler. Rabbim hepimizi gerçek manada mümin olmasını lütfü keremden ihsan eylesin diyelim. Ama sadece dua ile olmuyor bu işte mi? Gayret ediyoruz. İyi bir mümin olmak, iyi bir Müslüman olmak için nefsimizde şeytanla mücadele edip güzel ameller işlemeye gayret etmemiz lazım ki olabilelim. Evet. O zaman diyor Allah'ı tevekkül ederler. Namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için harcarlar. Tasadduk ederler Allah yoluna. İslam'a, Kur'an'a, fakire, fukara, her neyse. Allah verdiğim nimetlerden diyor. İhsan ettiğim bunlara verdiğim nimetlerden Allah yolunda harcarlar. Sonra işte gerçek müminler onlardır. Allah mümini tarif ediyor nasıl yapacağını. Onlara Rablerinin katında dereceler, bağışlanmalar ve tükenmez rızıklar vardır diyor. Tarihte bulunuyor Yüce Rabbim. Tarif ediyor mümini. Böyle olmanız lazım diyor yani bize. Yani Allah anıldığı zaman bir ürperti gelmiyorsa, bir his gelmiyorsa, bir şeyler yahut da bir güzel bir kelam edildiği zaman içinde Allah diye söylemek gelmiyorsa gelmesi için gayret etmek lazım. Yani pişman olup dönüp gidelim mi? Hayır. Öyle bir şey yok. Ama gelmiyorsa niye gelmiyor araştırmak lazım olması için gayrette bulunmak gerekir. Ve tabii ki cebimizde akrep yoksa Allah'ın verdiği nimetlerden Allah için Allah yolunda harcamamız, Kur'an dinleyerek inşallah onunla tefekkür etmemiz gerekecek. O zaman da imanımız tabii ki artacak. Yine Allah dostları buyuruyor ki bela ve musibetler değil mi? Hepimizin başına nice belalar, musibetler geliyor. Yaşam yani dünya hayatında bir sürü şeyler geliyor ve gelecek. Ölünceye kadar bu devam edecek. Hiç kimse melek değil veyahut da hiç kimseye hiçbir şey gelmiyor anlamı yok. Hatta Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i hatırlarsak ne diyordu? Yani bir gün başı ağrımasa dahi, bir gün başına bir şey gelmese, bela nüsübet gelmese Ya Rabbi diyordu, Ya Rabbi bugün beni anladın ya yani e, tabi Ebu Bekir olmak bizim için mümkün değil. Ancak hiç değilse bilip ona göre bir şey geldiği zaman ona karşı çıkmak yerine Allah'ın bizi andığını anlamak gerekir ki, öyle diyor işte, bela nüsubet onları sadece Rablerine imanları, onun hükmüne teslimiyetini artırır. Başına gelen bela nüsubetler Allah'a teslimiyeti ve ona onu diyor Rablerine karşı olan inancını artırır. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Vay efendim şöyle oldu da hasta olduk. Böyle oldu da arabaya çarptılar. Şöyle oldu da tepemize yıkıldı. Şöyle oldu da zarar ettik. Şöyle oldu da bilmem ne oldu. Hepsi boş. Niye? Hayrihi ve şerrihi minallahi teala deyip teslimiyet gösterirse işte o zaman imanı artar. Son bir şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'dan nakledilen hadis-i şerifte buyuruyor ki kim Allah için sever Allah için buğz eder, Allah için verir ve Allah için mani olursa yani kötü bir amel var Allah için ona mani olmak imanını tamamlamış olur. Demek ki Allah için seveceğiz, Allah için buğz edeceğiz, Allah için ve bize verdiği Allah'ın nimetlerini ihsanlarından insanlara vereceğiz ve Allah için kötü amel işleyeceklere mani olacağız. Olabiliriz bunlar mümkün. Evet. Allah için versek zaten artacak. <laughs> yani daha fazla olacak. Mani olacak. Kötü bir şey işlenmesine. Yahut da insanları işaret etmeye çalışacak. Allah'a davet edecek. Hani asır suresinde buyuruyor ya. Hakkı ve sabrı tavsiye edenler diyor ya Rabbi Teala. İşte hakkı ve hem hakkı hem sabrı tavsiye etti. İnsanlara yardımcı oldu. imanını artıran amellerdendir. Rabbim imanımızı artırmayı sebep kılan amelleri yapabilmeyi nasip etsin. Ameller belli ama bunları yapabilmeyi Rabbim hep nasip etsin. Gerçek manada kamil bir imana ulaşıp huzur ilahiye giderken, çünkü imanımızı götüreceğiz, malı mülkü götüremeyeceğiz, çoluk çocuğu götüremeyeceğiz, hepsi burada kalacak. İlmimizi götüreceğiz, artı imanımızı götüreceğiz sevaplarımız tabi var. Günahlar da var tabi ki. Şimdi e, kamil bir imanla Rabbimizin huzuruna gitmek kadar güzel, şerefli bir şey olmasa gerek. Rabbim okuyup öğrendiklerimizden duyduklarımızla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Kamil bir iman sahibi olmak için bize Rabbim vesileler ihsan etsin ve biz de ona ulaşalım inşallah diyelim. Sözümüzü burada bitirelim. Allah herkesten razı olsun. Rabbim güzellikler ihsan etsin imanlı, gerçek manada imanlı olarak ahirete göçmeyi nasip etsin. Yüzümüzü dünya işinden yapmayalım demiyoruz. Elbet ki dünyada yaşıyoruz ve işlerimizi yapacağız. Ama sevgisini, muhabbetini kalbimize sokmayıp gerektiği kadar. Bütün zamanımızı dünyaya tahsis edersek ahirete yer kalmayacağını deminden beri söylemeye çalıştık. Yani ahiret alemin yeri başka, dünyanın yeri başka. Ama Başkasına muhtaç olmayacak kadar tabii ki çalışacağız. Tabii ki kazanacağız. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Müslüman zengin olmalı. Çok varlıklı olmalı ki devlete, millete faydası olsun. Değil mi? Paramız olmasa top, silah, asker besleyemeyiz. Kafirler de gelir tepemize biner. Olması gerekiyor. Ama bu demek değil ki dünyaya bütün meyledelim, her şeyimizi ona ayıralım ve bütün sevgi, muhabbet, para pulu olsun. Öyle de değil. Evet. Allah hepinizden razı olsun.